SEM'ler var. Sporcu eğitim merkezleri. Aslında tohumu çok önemsiyoruz ama SEM'leri daha çok önemsiyoruz. Ve bunu 81 ilde yaygınlaşmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın özellikle talimatı üzerine. Çünkü SEM dediğin yerinde eğitimini alıp, normal hayatta yani milli eğitim, eğitim hayatını alıp, hem de sportif eğitimini alabildiği bir sistem. Orada okuyor, orada yatıyor, orada besleniyor. Psikoloğu var, doktoru var. Oradan tohuma taşıyoruz. Anladım. Bunları 81 ile dağıtacağız ve kent sahaları işte basket, mesela Cumhurbaşkanımız onu ısrarla söyledi. Yani her mahallede basket. Ben çocukken teknip odalar olurdu bazı tabii, mahallelerde. Tabii tabii. Aynı. Yani çift pota karşılıklı olmasına gerek yok. Tabii. Tekli potalar mesela duvarlara asılabilirdi. Seyyar. Seyyar şeyler olurdu. Yani bunların bakın bunları toplumu yaygınlaştıracaksınız. Şunu düşünmek lazım. Efendim herkes şampiyon olma. Hayır. Herkes spor yapmalı. Herkes spor yaptığı yerde başarı mutlaka çıkacak. Yaygınlaştığı zaman tabii toplumun her kesimine erişimini çoğalttığımız zaman çok daha farklı tabii başarılar tabii gelir. Şimdi buradaki hedeflerden biri sporun okullarda yaygınlaştırılması evet. kapsamında 1 milyon yetenekli çocuğa ulaşılması. Tarama yapılıyor şu an. Yani adeta böyle bir ciddi bir bütün Türkiye'yi tarayarak evet. yetenekli ne kadar genç çocuk varsa bunları bulup sporla tanıştıracaksınız. Milli Eğitim Bakanlığımızda bir protokol imzalandı. Bütün il ve ilçelerimizde tarama yapılıyor. Tarama usulleri var belli. O taramalar usulünde tarama yapılarak sporcularımız ya da bu işe gönül vermiş sevdalanları alıyoruz ve sistemin içine katarak onları terzi gibi işleyerek sürece katıyoruz. Yurt dışından gelen bir takım yetenekli, Türkiye'de de ilişkili insanlar, Türkiye'ye sempatisi olan insanlar geldiler. Burada bizim milli formamızı giydiler. Evet. Ve koştular, yarıştılar, müsabakalara katıldılar. Türk vatandaşı oldu evet. bazıları. Evet. Bu yaklaşıma nasıl bakıyoruz? Yani buna devam mı edeceğiz? Daha çok yurt dışından... İhtiyaç varsa devam edilebilir tabii ki. Sporcuları bir anlamda Türkiye'ye transfer etmek gibi bir yöntem izlemeye devam mı edeceğiz? Bakın, ne yapacağız? Hoca anlamında bu işleri biraz daha geliştireceğiz. Evet. Mesela işte Eskirim'de bir Ukraynalı hocanın dokunuşuyla bunlar oldu. Yani çok önemli. Sporcular Türk vatandaşı, bizim yerli sporcumuz ama bir Ukraynalı hocanın, yani hoca ihtiyaç varsa hoca getireceğiz. Bizim kaynaklarımız var. Yani hükümetimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız kaynakları sınırsız aktarıyor. Hoca lazımsa hoca. Sporcu çok elzemse bizim yerliden yana tarafız. Yerlinin gelişmesi. Türkiye'de onun için tabii. Yani biz yaygınlaştıralım diyoruz. Hedefimiz yerli. Ha ihtiyaç var, hasıl olmuştur. Olabilir. Yani buna da karşı çıkmıyoruz. Bizim hedefimiz başarıya giden yol. Mesela İngiltere'ye bakın, Amerika'ya bakın, atletlerine bakın. Kenya, Etiyopya, Zambiya. Dünyanın her yerinden gelen insanlar. Artık dünya birbirine kaynadı. Amerika, Olimpiyatta tabelaya baktığınız zaman tabelanın üstünde Türkiye 1 altın madalya, Türkiye 2 altın madalya, Türkiye 3 altın madalya yazıyor. 270 bin, 275 bin lisanstan 2002'de. Şu anda 8,5 milyon lisanstan bahsediyoruz. Lisanslı sporcu sayısı. Tabii ki sayısı. Yani 2002 öncesi ve 2002'den 2018 tesisleşmeye bakalım. Spor altyapısına bakalım. Salonlarımıza bakalım. Yapılan organizasyonlara bakalım. Biz bakın Mersin'de Akdeniz oyunları yapıldı. Yunanistan o zaman kriz olunca iptal ettiler. O zaman işte dediler ki işte Cumhurbaşkanımıza yani biz yapamıyoruz, yapamayacağız. 7 ayda tesisleri bitirip organizasyon yapan tek milletiz ve tek devletiz. Türkiye'nin büyük organizasyon becerisi tabii var. Ki. Buna hiç şüphe yok. Ve bu ülke mutlaka da... olimpiyat görmeli. Bu hala hükümetin hedefleri arasında aynen, duruyor politika, mu? Aynen politika hedefleri içinde.